Merhaba arkadaşlar. Yeşimin Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için siyah zeytin nasıl yapılır onu göstermek istedim. Bunun için gerekli olan malzemeler 3 kilo zeytin için 1,5 çay bardağı diri kaya tuzu, 1 çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı, zeytinyağı olmayacak. Zeytinyağı çünkü belirli bir süre sonra zeytini çok fazla yumuşatıyor ve soğukta donma yapıyor. Ama ayçiçek yağı çok parlak bir görüntüsü oluyor. Yarım çay bardağı sirke. Elma varsa elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da toz şeker. Ben şimdi toplamda 9 kilo zeytinim var. Ama sizler için şöyle 3 kilosunu hazırlayacağım, göstereceğim. Video çok uzun olmasın diye ben bunları güzelce yıkadım, ayıkladım. Süzgüye koydum. Şimdi bunları sofra bezinin üzerine koyacağız ve kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra pet şişede kurulumunu göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, yaklaşık ben zeytinlerimi 2 saat kadar böyle süzüldükten sonra sofra bezinin üzerinde beklettim. Yine de her ihtimale karşı şöyle bir üstünden hafif kuruluyorum. Eğer nemli olan kısım varsa iyice suyunu almak için. Çünkü ıslak olmaması lazım zeytinlerimizin. Evet, şöyle yapalım. Gayet şu an için gayet güzel. Evet, kuru görünüyor. Şimdi artık bunu pet şişelere dolduracağız ve üzerine tuzunu, yağını, sirkesini koyacağız. Ondan sonraki aşama zaten oldukça basit. Her gün gidip gelip onları sallayacağız. Yaklaşık 1,5-2 ay içerisinde zeytinlerimiz zaten tatlanmaya başlıyor. Tatlandıktan sonra da onları artık belirli kavanozlara koyacağız. Şimdi çünkü normalde şişe sağlıksız diyoruz. Evet ama cam şişede sallayamayacağımız için mecburen bu pet şişelerden kullanıyoruz. Evet, ben şöyle zeytinlerimi doldurayım. Evet arkadaşlar, ben şimdi zeytinlerimi doldurdum. Sırasıyla önce 1 yemek kaşığı toz şekerimi. Daha sonra şöyle 1,5 çay bardağı diri tuzumuz vardı. Önce yarım bardağı ilave ettim. Şöyle bir bardak daha. Evet, tuzumuzu ilave ettim. Sıvı yağımızı bir çay bardağı, hemen bir parmak kadar eksik. Ve yarım çay bardağı sirke. Dediğim gibi evinizde elma sirkesi varsa elma da olur. Şu an bende üzüm sirkesi vardı. Üzüm kullandım. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyoruz. Bunu her gün, yani şöyle şu şekilde sallayacağız. Bu şekilde. Yani ertesi gün mesela şöyle deneyebilirsiniz. Bu şekilde yaklaşık 2 ay zaman zarfında bu zeytinimiz tatlanacak. Daha sonrasında suyunu süzüp güzelce bunu tekrar isterseniz bir tık daha yağlayıp şöyle kavanozlara koyabilirsiniz. Bunlar bakın benim geçen yıldan kalmış olan siyah zeytinlerim. Şöyle göstermek istiyorum size. Bakın bu şekilde kavanozlara koyuyorum. Çok hafif çiçek yağıyla yağladıktan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ben kavanozdaki zeytinlerimden biraz çıkardım. Şöyle yağ gezdirdim üzerine. Bakın geçen yıldan bu yana hiçbir şey olmadı kesinlikle. Ve 3 kavanoz zeytinim kaldı. Bir diğer yöntem de arkadaşlar, ondan da bahsetmek istiyorum. Sele zeytini. Onu da eğer o şekilde de yapmak isterseniz onu biraz daha kısa zamanda oluyor. Yaklaşık 3 hafta 1 ay içinde zeytininiz tatlanıyor. Onu da yine temiz bir kese alın. Kullanmadığınız bir yastık yüzü olabilir evde. Ya da böyle suyu geçirebilecek bir çuval olabilir. En alta bir sıra tuz, bir sıra zeytin, bir sıra tuz, bir sıra zeytin olacak şekilde yapın. Onun da üzerine hafif, çok hafif bir ağırlık koyun. Onu da her gün şöyle bir sallayın. Balkonunuza koyun.
Ben bugün sadece bunu çektim. Suyu tamamen gittiği zaman bir tadın şöyle yaklaşık dediğim gibi 3 hafta sonra olmaya başlıyor. Tatlandığı zaman da onu güzelce isterseniz yıkayın ama temiz olduğundan eminseniz, toz toprak olmadıysa hani kendi evinizin içerisinde muhafaza ettiyseniz onu da dediğim gibi yine sıvı yağ ile, çiçek yağı ile yağlayabilirsiniz ya da mısır özü yağı da kullanabilirsiniz. Cam kavanozlara doldurun, o şekilde tüketebilirsiniz. O da çok lezzetli bir zeytin oluyor. Bu da aynı şekilde. Bir de ben yeşil zeytin yapmıştım. O zaman YouTube kanalım açılmamıştı henüz. Onu çekmedim. Bakın bu benim daha öncesinde yapmış olduğum zeytin. Şimdi ondan da hatta yarım limon attım içine aromasını versin diye. Şöyle. Ondan da size göstermek istiyorum. Çünkü oldukça lezzetli. Özellikle çocuklar buna bayılıyor sabah kahvaltısında. Şöyle. Bakın. Bu da yine çekişke diyorlar. Kırma zeytin olarak da geçiyor. Son derece lezzetli bir zeytin. Bunu da ben yaparken pazardan aldım. Kendim kırıyorum. Pazarda da kırıyorlar ama ben onu da denedim. Fakat lezzeti hoşuma gitmedi. Yani ne kadar olsa bir bıçak tadı yediği için lezzeti hoşuma gitmedi. Ama sizler eğer zor geliyorsa pazarda alırken de kırıyorlar ya da isteğinize göre çizebiliyorlar. Ben bunu evde kendim kırdım taşla. Kırdıktan sonra suya koydum. Aynı şekilde tabii yıkadım, kuruttum. Çünkü kumu olabilir üzerinde, ilaç kalıntısı olabilir. Daha sonrasında tek tek kırdım, suya koydum. Ve bir hafta boyunca hiç suyunu süzmedim. Bir hafta sonra suyunu süzdüm. Tekrar ikinci hafta bir daha süzdüm. Sadece iki kez değiştirdim. Artık üçüncü suyunu koyduğumda bu sefer içme suyu koydum içerisine. Yine aynı şekilde bu sefer bir çay bardağı, sadece bir çay bardağı tuz koydum. Diri tuz ve üzerine de yarım çay bardağından az buna da zeytinyağı ilave ettim. Buna zeytinyağı ilave etmemdeki amaçsa bakın zeytinler nasıl görüyor musunuz? Parlak parlak. Şu parlaklığı vermesi. Ve arasına da şöyle yarım birkaç tane limonu böyle bu şekilde attım. Limonun aromasını versin diye. Bu da çok lezzetli bir zeytin. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur sizler için. Umarım sıkılmamışsınızdır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın.